Zeyno abicim ya, bunları unutmuşuz ya. Kurumuş bunlar. Boş ver abi. Sabahtan beri uğraşıyoruz Zeyno ya. Aman yani. Tamam, zeytinyağlılarla doydu herkes zaten. Öyle mi diyorsun? Evet. Neyse, iyi madem. Zeyno. Efendim abi. Kıza ne diyorsun? Ne diyorum? Nasıl yani işte? Beğendin mi? Bilmem. Nasıl bilmem? Ha? Ya bana tatlı gibi geldi kız ama. Yani. Bu Özcan Gürşerik tabii önüne gelene sallıyor. Sokaktan geçene, girene, çıkana böyle ağzına ne gelirse enteresan bir adam. Dedim bekle Sezai. Bir fırsatı doğacak nasıl olsa. Dediğim gibi de oldu. Bu şişeyi kaldırdı tepesine, dikti, bitirdi suyu, kaldırdı attı. İyi kafana gelmemiş Sezai. Vallahi bile siz girerdiniz birbirinize, tam olurdu yani. Aman aman aman. Yok canım, yaparım böyle şey. Bir de anladım ben, ters adam, ağzı bozuk falan. Bekledim, gittim, güzelce şişeyi aldım geldim. İyi ki gittin aldın, yoksa ben 50.000'i verecektim. Ay aşk olsun abla, 40'a düşmüş ya. Ha doğru, indirim yaptı. Evet, evet indirim yaptı, doğru. Bunları nereye koyayım? Ay niye zahmet ettin? Biz Zeyno'yla toplardık. Şöyle bırakabilirsin. Hiç önemli değil. Teşekkürler. İpekciğim. Annem senin yüzünden öldü, biliyorsun değil mi?